Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'daki tarihi Marpetyum Keldani Katolik Kilisesi yetkilileri depremzedelere barınma ve her türlü yardımı yapacaklarını söyledi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de aşevi kuruldu. Mersin Başmelekler Mikail Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi ise depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir alana dönüştürüldü. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır'da Sur ilçesinde bulunan ve 17. yüzyılda inşa edilen Marpetyun Keldani Kilisesi yapılan hazırlıkların ardından depremden etkilenenlere hizmet vermeye başladı. 20'nin üzerinde misafir odası bulunan kilisede ihtiyaç duyulması halinde ayin yapılan salonda depremzedelerin barınması için tahsis edilecek. Hatay'da evi ağır hasar gören Rima Yuvarlak kızıyla geldiği Diyarbakır'da kilisenin odasında yaşamaya başladı. Çok zor anlar yaşadıklarını ve hala şokta olduklarını belirten Yuvarlak, kilisede tüm imkanların sağlandığını ifade ederek Diyarbakır'a dün gelerek kiliseye sığındı. Burada bize her imkanı sağlıyorlar diyerek duygularını ifade etti. Kilisede gönüllü olarak çalışan Maria Karadayı ise depremzedeleri kiliseye beklediklerini belirterek, ''Burası Allah'ın evidir. Bugün dışarıda kalan bütün depremzedelere, herkese kapımız açıktır, herkesi bekliyoruz.'' dedi. Deprem sonrası Keldani Vakfı Başkanı Yusuf Karabulut'la bağlantıya geçtiklerini söyleyen İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği Başkanı Mim Yavuz Binbay, Keldani Vakfı Başkanı Yusuf Karabulut'la bağlantıya geçtik. Onlar Keldani Kilisesi'ni mağdur kardeşlerimize barınmak için açabileceklerini söylediler. Bu şekilde birlikte işbirliği yapmaya çalıştı. Allah'ın evinin rahmetine ihtiyaç duyan tüm kardeşlerimize açık olduğunu buradan belirtmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde aşevi kuruldu. Kurulan aşevi faaliyetlerine devam ediyor. Mersin Başmelekler Mikail Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi ise depremzedelerin gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak bir alana dönüştürüldü.